Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımı yanlıştır? Türk Dil Kurumu'nun hazırladığı sözlük. Şimdi Türk Dil Kurumu'nun kurumunun demiş. Kurum ve kuruluş adlarına gelen ekler neyle ayrılmazdı? Kesme işaretiyle ayrılmazdı. O yüzden burada yanlış kullanılmış. Ayrılmaması gerekiyordu cevabımız adına. Batı'daki Batı'daki şiir is, estetiği. Şimdi batı kelimesi Avrupa anlamında kullanıldığı için kesme işaretiyle ayrılması gerekiyordu. Melih Cevdet zaten özel isim olduğu için ayrılması gerekiyor. Antik çağ ve yükselen dönemdeki ifadelere baktığımız zaman bunların kesme işaretiyle ayrılması gerekiyordu. Çünkü dönem dönemlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Cevabımız Adana. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Şimdi hece ölçüsü, redif, tam uyak ve durak varmış bu şiirimde. Adana diyeceğiz. Yarım uyan olmadığını söyleyeceğiz ama hece ölçüsünü tespit edelim. Hece ölçüsünü nasıl tespit ediyorduk? Tek tek kelimeleri hecelerine ayırıyorduk ve sayıyorduk. Sonra ben burada ayırdım ve saydım. 1-2-3-4-5-6-7-8 hepsinin de 8 tane çıktığını gördüm o zaman bu 8 hece ölçüsüyle yazılmış bir şiir ve durağının olduğunu da tespit ettim 4 artı 4 1-2-3-4 4'te durdum 1-2-3-4 hemen aşağıdaki e, dizeye bakıyorum çünkü birinci dize durak olduğu olup olmadığını kanıtlamıyordu bize ikinciye de mutlaka bakmam gerekiyordu 1 2 3 4 kelimem bitti ve burada durabildim. O zaman bu şiirim 4 artı 4 duraklı 8 hece ölçüsü ölçüsüyle yazılmış. Şimdi ben şurada göstereyim. Kaçar ve açar ifadelerine baktığımız zaman kelime kökünde ben ne arayacaktım? Uya arayacaktım redif' nerede arayacaktım Geleneklerde arayacaktım Şimdi kaç kelime köküm Aç kelime köküm Kelime kökünde ben iki tane sesin Benzediğini görüyorum aç aç seslerin O zaman iki ses benzerliği neydi Tam uyaktı ee, Ar ifadelerine baktığım zaman Kaçar açar ifadeleri Aynı görevde kullanılmış ekler mi O zaman bu da nedir redif O zaman benim şiirimde redif var tam uyak var Durak var hece ölçüsü var Ama yarım uyak yok Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir? Kasidenin bölümlerinden biri olmayan tevhiddir. Tekazül, teşbib, dua, fahriye kasidenin bölümlerindendir.